keçi gerçeği. Şimdi sorsam keçi ormana zarar verir mi diye sanırım herkes evet der. Peki kaçınız şu anda pahalı et yememizin sebebinin bu yalan olduğunu biliyor? Tüm yıl boyunca aynı bölgede doğal çevrenin kaldıramayacağı kadar çok keçi yapılırsa tabii ki zarar olur. Bu tüm çiftlik hayvanları için geçerlidir. Keçiler aslında ormanlar için kilit öneme sahiptir. Keçiler ormanların bahçıvanlarıdır. Orman tabanındaki dalları budarlar ve ormanın aşırı sık olmasını engellerler. Bu sayede orman altının hava ve ışık almasını sağlar. Bu nedenle orman tabanında diğer pek çok bitki için yer açılır ve doğal çevre zenginleşir. Orman içlerinde sürekli geçtikleri yerlerde kuru otları ve yaprakları parçalayarak orman yangınlarının yayılmasına engel olmakta fayda sağlarlar. Yine eğimli yerlerde patikalar açıp yamaçları teraslarlar. Bu da erozyona karşı fayda. Bugün Orman Bakanlığı yangın yolları, ormanın budanması ve seyreltilmesi için önemli bir masraf yapmaktadır. Oysa keçiler bunları bedava yaptığı gibi insanlara da geçim kaynağı olmaktadır. Sadece insanlara değil. Dağda bayırda kalıp giden hayvanlar, yırtıcıların, gübreleri, böceklerin, böceklerde kertenkele ve kuşların geçim kaynağıydı. Üstelik Orman Bakanlığı'nın yaptığı budamalarda ağaç dalları ve orman tabanında bırakılmakta ve bu da yangına davetiye çıkarmaktadır. Yine keçiler en çok doğaya dayalı beslenen hayvandır. Bu da üretim maliyetlerini en aşağı çeker. Üstelik GDO'lu ve zararlı katkı maddeleri içeren fabrikasyon yemleri az ya da hiç yemedikleri için etleri ve sütleri insanlar için besinden öte şifadır. Hiç Torosların zirvelerindeki yaylalarda dolaşma imkanı olmayan şehirliler, keçi yetiştiren yörüklerden alacakları keçi peyniri ile biraz daha o yaylalarda yetişen onlarca çeşit bitkinin şifasına ulaşabilir. Tabii bulabilirler. Olak olur zaten o ya. Eskiden keçi üretimi yüksekti. Özellikle suçuk sütü üretiminin büyük kısmı damızın basmını yitirmiş keçilerden yapılırdı. Sucuğun iyisi keçiden olur. İşte bizi sömürmek isteyen firavunlar küçük baş üretimini yok etmeye karar verdi. İlk olarak keçi hedef aldılar. İşte bu. Emirleri altında keçiye bir saldırı başlattı. Bizde de bu kadar olacak. Tabii eşek. Keçiyi orman ve ağaç düşmanı ilan ettiler. Daha davara giymedim. Hain siyasetçiler meclisten gerekli kanunları çıkardılar. Kerim abi bu gökten de üstün olur. Direnmen üreticilere büyük cezalar verildi. Piyasa şartları üretici aleyhine düzenlendi. İthalat baskısı ve yaşam pahalılığına yeni zorluklar eklendi. Üretici üretimden çekilmeye mecbur bırakıldı. Keçi yem maliyeti düşük olduğu için et para etmese de üretilebiliyordu. Ama koyun öyle değildi. Koyunculuğu bitirmek için fazla uğraşmalarına gerek kalmadı. Üretici ithalata ve yüksek maliyet fiyatlarına ezdirdiler. Sürekli yerli ırklar yabancı ırklar son kalan üreticilere dayatıldı. Onu aldım, göze salmayacağım. Artık mevcut hayvan varlığı firavunların sattığı GDO'lu yemleri yemeden olmayan yüksek maliyetli hayvanlar. Operasyon tamamlanmış, tarihin başından beri çoban olan Türkler artık kendini üretemez, sağlıklı beslenemez hale gelmiştir. Sağlıkları daha da bozulmalıydı. Özellikle Avrupa'nın çöp etleri için pazar haline geldi. Bir zamanlar dünyanın en kaliteli etini üreten Türkler artık dünyanın en kalitesiz etlerini yiyordu. GDO'lu yemlerle beslenen hayvanların zararlı ürünlerini tüketiyor. Önümüzdeki yıllarda şehir hastaneleri kronik rahatsızlıkları olan hastalar ile dolacak. Firavunların ürettiği ilaçları devamlı kullanmak zorunda kalacağız. Paramızın büyük kısmı ürete gidecek.
Gırda hoş keçi var ya. Herkesin dikkatini çekmiştir. Toplumda kısırlık çok arttı. Önümüzdeki 10 yıl içinde kısırlık çok önemli bir sorunumuz olacak. GDO'lu yemeyen ineklerin bile kısırlığı artıyordu. Şeker hastası olan ve kalp krizinden ölen inekler var. Gerisini siz hesap edin.